Merhaba sevgili dünya vatandaşları, Fevkalade Sohbetler'e hoş geldiniz. Evet, bir Fevkalade Sohbetler'de daha sizlerle birlikte olmak şahane. Bugünkü konu başlığımız videonun küçük resminden de gördüğünüz gibi bir sulu boya denemesi, bir ürün inceleme yapıyor olacağız. Mikrofonla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Her şey ve ses yolunda. Ben bir ufak yankalıyordum, düzeldi. Evet, merhaba Tuna, hoş geldin. Hepinize tekrar merhabalar. Şimdi bugün sulu boya konuşacağız. Bir kutu açılışı, bir inceleme gerçekleştiriyoruz. Burada çok şeker bir şekilde duruyor. Bu boyayı açacağız, birlikte açacağız. Kırtasiye açmayı sevenler için çok eğlenceli olacak. Ben daha önce kullandım. Yayınlarda aslında biliyorsunuz tüp versiyonunda kullanıyorum. Ama ilk defa bu boyayı birlikte açacağız ve bakacağız. Bu yayında size biraz sulu boya üzerine bir genel bilgi de veriyor olacağım. Açacağımız ürünü, inceleyeceğimiz ürün burada. Mizan'ın Cotton serisi. Hemen şunu belirtmem gerekiyor. Bugün buradan kullanacağım malzemeler herhangi bir sponsorluk içermemektedir. Ticari bir amaç taşımamaktadır. Tamamen kendi merakım, kendi ilgim ve kendi imkanlarımla temin ettiğim malzemelerle bu yayınları gerçekleştirmekteyim. Hiçbirinden bir ticari kazanç veya beklenti bu yayının yapıldığı gün itibariyle yoktur. Bunu açıklamak durumundayım. Çünkü YouTube soruyor bunu. Hatta böyle ürün inceleme vesaire yazdığımız için de sorduk. Merhaba, merhaba, merhaba herkese. Björk Nohut. Değişik bir nick. Hoş geldiniz. Şimdi tabii hemen bu ürün incelemeye geçmeden önce bir küçük şey. Bu yayınları Patreon sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Patreon sponsorlarımı duyurmadan önce bir 28 saniyecik Patreon neymiş? Evet, herkese tekrar merhaba. Matmazel yorumu gördüm. Merhaba Funda. Patreon sponsorlarımı duyuralım. Bu kulaklığımda bir ufak şey var. Birazdan geleceğini umuyorum. Az mı çok mu tarif ederseniz çok sevinirim. İlk defa yayına birileri geldi ve seste sıkıntı oldu. Klasik. Evet, ne diyordum? Patreon sponsorları. Bu yayını Patreon sponsorlarımızla gerçekleştiriyoruz. Sezin Ergüney, Deniz Sivrikaya, Sevinç Dalyan, Gözde Erarmiz'in, Nilfer Adam, Hülyan Düzenli, Emel Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Aradolu, Öykü Yüce Türkbey, Tamer Poyraz Demirak, Muzaffer Adam ve Akın Taşkın Mavişe. Çok teşekkürlerimle. Şimdi bu yayında kullanacağımız malzemeleri ve açılışı yapacağız. Bir parça da sulu boyayı görmek istiyorum. Ses net ve güzel. İyi, sevindim ama mikrofondan geliyor gibi gelmiyor bana. Sanki orada bir bağlantı gitti geldi, emin değilim. Artık iyi diyorsanız iyi. Bir minik test yaparız ama şimdi başladık artık. Şimdi bu Cotton boyaları kullanacağız. Winsor & Newton'ın. Ekranı büyütüyorum ve açılışı yapıyorum. Yapayım mı? Dın 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 dın. Önce sulu boya neymiş ona bir bakalım dostlar, isterseniz bu malzemeyi konuşalım. Sulu boya resim son derece eski bir şey, hatta antik çağlara kadar gittiğini söyleyebileceğimiz bir paleolitik Avrupa mağara resimlerine kadar uzandığını söyleyebiliriz bir boya karıştırma metodu olarak. En azından Mısır zamanından beri, özellikle Avrupa Orta Çağ'ında el yazması illüstrasyonlarında kullanılmış. Ancak sanat alanı olarak sürekli tarihi Rönesans ile başlıyor. Burada bir mini dipnot düşeyim. Her şey Rönesans ile başlıyor resim sanatında. Yani resim sanatında Rönesans'ı anlamadan resim üzerine konuşmamak lazım. Belki de bunun ne kadar önemli olduğunu bir gün ayrı bir yayın yapmak lazım. Çünkü Rönesans sadece resim ve kompozisyon açısından değil, resim teknolojisi açısından da büyük yenilikleri içeren bir dönem. Birkaç güzel botanik yaban hayatı ve manzara sulu boyası yapan Alman Kuzey Rönesans sanatçısı Albrecht Dürer, ki soldaki kanatlı resim ona ait, 1471-1528, genellikle sulu boyanın en eski ustaları arasında kabul edilir. Almanya'da önemli bir sulu boya resim okulu Dürer'in Rönesans'ının bir
Türkçesi olarak Hans Boll tarafından yönetilmiştir. Böyle bir genel bilgi var. İyi akşamlar herkese. Merhabalar. Evet, ekrandaki Kanat Birer'in hemen yorum geldi. Çok ünlü, çok bilinen bir görsel. Bu arada hani bunlar süper ekstra bilgiler değil, biraz bir Wikipedia. Genel bilgiler olarak veriyorum. Çok uzun tutmayacağım, merak etmeyin. Ve bu botanik resimlerden bir örnek vermek istedim. Bu erken başlangıca rağmen sulu boyalar genellikle barok ressamlar tarafından yalnızca eskizler, kopyalar veya kartonlar, tam ölçekli tasarım çizimleri diyoruz buna, kullanıldı. Sulu boya resminin önemli ilk uygulayıcısı Van Dyck, İngiltere'de kaldığı süre boyunca Claude Lorraine, Giovanni Bartoli Castiglione ve birçok Hollandalı ve Flaman sanatçıydı. Şimdi bu da enteresan. Mesela resim sanatında İngilizlerin etkisi usta babında çok fazla yok diye konuşuluruz genellikle. Söz konusu sulu boya olduğunda İngiliz ustalar meselesi çok önemli. Söz konusu sulu boya olduğunda İngilizlerin etkisi çok önemli, ilginç bir şekilde. Zaten bugün testini yapacağımız mağazada bir markada bir İngiliz markası. Ancak botanik illüstrasyon ve yaban hayatı illüstrasyonu belki de sulu boya resmindeki en eski ve en önemli gelenekleri oluşturuyor. Botanik illüstrasyonlar Rönesans döneminde hem kitaplarda, gazete sayfalarında elle boyanmış tahta çizimleri parşömen veya kağıt üzerinde renkli mürekkep çizimleri olarak popüler hale geliyor. Botanik sanatçıları geleneksel olarak en titiz ve en başarılı sulu boya ressamlarından bazıları oluyorlar. Bugün bile benzersiz bir şekilde özetleme, netleştirme, idealleştirme yetenekleriyle sulu boya bilimsel ve müze yayınları göstermek için kullanılmaktadır. Yaban hayatı illüstrasyonu 19. yüzyılda John James Alton gibi sanatçılarla zirveye ulaştı ve bugün birçok doğa bilimci olan rehberi hala sulu boyayla resmediyorlar. Çok geleneksel bir malzeme yani. Ucuz, pratik, kolay taşınabilir, iyi bir etki veriyor. Haliyle çok severek kullanıyoruz. Merhaba bir kez daha. Devam edin. Bu arada bana birileri mesaj atıyor. İnşallah yayınla ilgili değildir. Görmüyorum. 19. yüzyılda sulu boya resminin özellikle İngiltere'de yayılmasında çeşitli faktörler katkıda bulunuyor. Bu faktörler önemli dostlar. Seçkin ve aristokrat sınıflar arasında sulu boya resim iyi bir eğitimin tesadüfi süslemelerindendi. İşte burada neden batıda resim sanatı gelişti. Bakın, iyi bir eğitimin, iyi bir eğitim almış olmanın koşullarından biri, ki bugün bile hala belli açıda öyle Avrupa'da, resim eğitimi, bir şekilde bir resim eğitimi almak, yani yazı yazmak kadar önemli olduğu bir dönem var entelektüel çevre bir açısından. Harita yapımcıları, subaylar ve mühendisler bu malzemeyi mülkleri, araziyi, tahkimatları, saha jeolojisini tahsil etmede ve bayındırlık işleri veya görevlendirilmiş projeleri göstermede yararlı olması için kullandı. Sulu boya sanatçıları Akdeniz, Asya ve Yeni Dünya'daki keşifleri belgelemek için Diletani Derneği, İşte 1733 civarı kurulduğu söylenen bir dernek var. Onlar tarafından finanse edilen jeolojik ve arkeolojik keşiflerle birlikte getirildi. Yani sulu boya tabii seyyar, az önce de bahsettiğim gibi politik, kolay taşınabilir olma ve iyi kalite olma özellikleriyle bir tür bilimsel belgeleme aracı olarak kullanılıyor. Şaşırabilirsiniz ama fotoğraf makinesi önce ressamın en büyük özelliklerinden biri aynı zamanda belge yaratmaktı. Bugün anladığımız anlamda resmin değişimini fotoğraf makinesinin icadına borçluyuz. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi biraz da pigment halinde olma durumundan bahsedelim. Pigmenti süspansiyon halinde tutmak için bağlayıcı olarak Arap sankı, işte boya parçası pigment, araç karışımı, viskozisi, gizlenmesi, dayanıklılığı veya rengini değiştirmek için gliserin, öküz safrası, bal ve koruyucular gibi katkı maddeleri sulu boyanın ana maddeleri ve boyayı uygulamak için inceltmek veya seyretmek için de çözücü olarak su kullanılıyor. Ve işte su buharlaşınca da kağıtta kalıyor. Suyu çözücü olarak kullanan ve fırça, kalem veya püskürtücü ile uygulanabilen herhangi bir boyama ortamını ifade eden boyadır sulu boya. Bu malzemeler çoğu mürekkep, sulu boya, guaj ve modern akrilik boyaları içeri. Dikkat, sulu boya deyince biz çoğunlukla bu su ile çözülebilen boya, yağlı boya, yağ ve trevantin, yani yağla çoğaltılan ve yapılan boya, sulu boya su ile. Dolayısıyla akrilik de aslında bir sulu boyadır. Bu genel bilgilerin. Sulu boya terimi işte bağlayıcı olarak suda çözülen
Boya kompleks karbonhidratlara bulunan boyaları ifade ediyor. Başlangıçta 16-18. Yüzyıllarda sulu boya bağlayıcıları şeker veya yapıştırıcı. Ancak 19. yüzyıldan beri tercih edilen bağlayıcı bağlayıcının esnekliği ve çözünürlüğü arttırmak için katkı maddesi olarak gliserin ve veya bal içeren doğal Arap zamkıdır. Ve ürünün raf ömrünü uzatmak için eklenen çeşitli kimyasallar bulunur. O kimyasallar da markaya göre değişmektedir. Mesela St. Petersburg sulu boyaları seviyorum. Onlar da ana bağlayıcı malzemelerden biri ve iki tane daha yorumlar geldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım ses hala iyidir. Ve şimdi geliyoruz kutumuzu açmaya. Evet. Bu arada burada da yapacaklarımı görüyorsunuz. Boyayı deneyeceğim için önceden çizdim. Burada akvarelle karışımını test edeceğiz. Desenli bir şey test edeceğiz. Normal test ve suyla açılımını yapacağız. Ama dilerseniz buyurun. Dünyanın en eğlenceli şeylerinden biri olan bu güzel malzemeyi açarak başlayalım. Ben boya açmayı çok severim. Yani öğrencilerim bilirler böyle yeni sulu boya alırlar gelirler kutudan da açmadan. Büyük bir keyifle değil mi Deren? Sen de benimle birçok kez yaptın. Böyle bunları böyle açmaya bayılırım. Bu böyle mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Şimdi mesela burada maket bıçağı kullanarak hafif açıyorum. Bu tamamen yayının hızıyla ilgili. Yoksa bunu böyle açtın açmadın. Pıçı pıtlak sesin güzelliğine gel. Oh. Çok güzel değil mi? Evet. Çok mutlu oluyorum bu. Gerçekten şöyle kameraya doğru yapalım. Malzeme elinizde maket bıçağı varken maket bıçağını atmak lazım değil mi? Evet ne açıyormuşuz? Glycerin, alizarin crimson, kırmızı. Bu arada isimlerini de söyleyelim. Bu sette Plato Blue varmış ve Ultramarin var. Winsor & Newton mavi serilerinde iyi bir boyadır. Benim de biraz sevme sebeplerinden biri. Çok güzel bir Traveler Pack'leri var. Ben daha önce yayınlarda kullandım biliyorsunuz. Çok keyifli. Bu da güzel taşınabilir bir şey. Winsor'un fırçaları oldukça iyidir. Zaten fırça yapımıyla da ün kazanmış bir firma. Bakın çok güzel bir neymiş bu? Hemen Cadmium Red Pale neydi? Yani aslında bir tür turuncu. Red dediğine bakmayın. Güzel bir turuncu o. Markayla iddialaştım. Red dediğine bakmayın falan. Çok güzel değil mi ama sarının şahaneliğine gel. Evet. Kadmiyum sarı. Oldukça keyifli ve eğlenceli bir sarı. Bak sese dikkat. Oh. Evet çok güzel. Bunları annem hediye etti. Yayının başında dediğim gibi kendi imkanlarımla aldığım malzemeleri kullanıyorum. Herhangi bir sponsorluk içermiyor. Bak sese gel. Oh. Hayatta şu sesi bir tek sulu boya yani boya kutusu açarken seviyor olabilirim. Yorum geldi. Değil mi? Boya açmak ne kadar mutlu ediyor. Yayının izlenme saniyesi 25 ve resim yaptım 25 kişi ve resim yaptığım zamandan daha fazla izliyor. Bak evet açıyorum. Çok güzel. Neymiş bu? Viridian Hue. Yeşil. Viridian yeşili. Neyse efendim annem hediye etti sağ olsun. Anneciğime de bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisi yayında ressam hediye düzenli bilmeyenler için. Ben de ona gül göndermiş olayım. Bak sesin güzelliğine gel. Oh. Evet. Ay çok mutlu oldum. Bütün stresim gitti. Böyle pandemiden evde kapalı kaldığımız bir akşamda Sap Green veya Sap Green. Sap Green veya Sap Green. Karıştırmayın detayını. Evet geliyor. Bak, bak. Oh. Bak sese gel. Biraz hızlanayım mı? Yoksa güzel mi? Bu arada bir genel bilgi daha verelim. Yellow Ochre en çok kullanacağınız renklerden biri bu. Bir bilgi daha verelim. Bunlara taş sulu boya deniyor tüplerden farklı olarak. Ve bu çok sıklıkla Ezgi dedi ki anne en iyi sponsordur Canberk. Kitap Ezgisi Instagram'da takip edin dostlar. Bu arada 26 kişiyken bir duyurum var. Hazır. Bir saniye. Dostlar bir duyurum var. Duyuru şu. Hatch Talks. Hatch Talks nedir? Fevkalade sohbetlerin İngilizcesi. Evet İngilizce yayına başladık. Lütfen abone olalım. Daha henüz bir tane video var.
O da About videosu. Bir İngilizce katliamı yaptım. Artık tarzanca birkaç video böyle yapacağız. Cuma akşamları yayında olmayı düşünüyorum orada. Ve fevkalade sohbetlerin İngilizcesine başladık. Evet. Bu arada gerçekten çok keyiflidir bu oyun açılışı. Oh, ne kadar eğlenceli. Gönül sizlere böyle çok güzel boyalar tanıtmayı istiyor. Kanal büyüdüğünde böyle şeyler yapacağım. Diyeceksin İngilizceyi niye açtın? Bu arada bu da Burn Sienna. Çok kullanılan kahverengilerden biri. Burn marka sponsorluğu meselesi ve affiliate marketing işi Türkçe kanallarda biraz zor işliyor. İşler o işten, dostlar, o işten memnun değilim. İngilizce kanallar daha rahat bu tip şeyleri alıyor. Ben de bir İngilizce kanal açayım. Orada birazcık daha çizim üzerine ağırlıklı konuşayım. Orayı da büyüteyim. Oradan aldığım sponsorluğu hem Türkçe kanalda hem İngilizce kanalda kullanırım diye düşünerekten başladım. Ama sizlerin beğenisi çok kıymetli. Lütfen Hatch Talks'ta beğenirim. Bu videonun açıklama kısmına linkini bıraktım. Ve bu arada videoyu beğenirim. Abone tuşuna basalım vesaire. Şimdi burada bir de Chinese White var. Sulu setlerinde olan bir beyaz. Ben beyaz kullanmayı sevmem açıkçası. Ama bu taş sulu boyaların güzel tarafı, bunlar tek tek de satılan ürünlerdir. Tek tek alıp hani paletinizdeki şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Evet, oh, bir de bu son bir. Evet, oh, haşır haşır böyle son keyif. Evet, sesleri duyalım. Ve çöpümüze atalım. Duralım, güle güle. Ve paralarımız görmüş olduğunuz gibi hazır. Tabi burada bir malzeme daha var. Ops. Sakarlık yaptık. Yerlerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Orada bir şey yok. Bunlar Cotman serisi boyalar. John Sell Cotman adındaki Norwich okulu sulu boya serisi bir ressama ithafen yapılmış. Evet, bu arada şunu açtım konuşurken. Bu görmüş olduğunuz gibi küçük bir sulu boya fırçası. Sulu boya setleriyle beraber gelen. Ben Windsor'ın bu fırçalarını çok beğenmiyorum. Mesela Van Gogh'la beraber gelen fırçayı hiç beğenmiyorum. Zaten Van Gogh sulu boyayı da beğenmiyorum. Bir gün sponsor alıp yaparsam gömerim. Şimdiden söyleyeyim. Ama olsun, sponsor olsunlar. Profesyonel serilerini de, ama öğrenci serisinde hiç iyi değil. İlk defa sulu boya fırçasını kullanacağınız zaman biraz ıslatmayı unutmayın. Onu hemen söyleyeyim. Böyle önce ıslatın. Ve bunu böyle tak diye takabilirsiniz. Çok güzel, çok şirin bir fırçadır. Ben çok severim bununla bu küçücük fırçayı kullanmayı. Büyüklerden daha rahat ettiğim bir tarafı var. Yalnız şu haznesi güzel değil. Traveler pek o açıdan daha iyi. Yani buradan bunu böyle almak biraz sıkıntılı. Ama olsun, artık kullanacağız. Ve şimdi bu arada buradaki bütün renkleri deneyeceğim. Önce tek tek bütün renkleri deneyeceğim. Böyle koyudan açığa sulu boyada kullanacağım. Siz de göreceksiniz. Yayının başında yapacağım ki yayının sonuna geldiğimizde kurumuş olsun ve ıslak etkisini ve kurumuş olduğu halini görebilin. Kanal büyüdüğü zaman çekilişte yapar mıyım? Bir çekiliş düşünüyorum. O çekiliş işlerine hiç girmedim. Bir kitap hediyesi gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bakalım, bir küçük bir ayarlama yapacağız. Yalnız o çekiliş işlerinden hiç anlamıyorum Matmazel. Yani biraz öğrenmem lazım. İşte nasıl takip ediliyor, nasıl ediliyor vesaire. Bakacağız. Merhaba Enes. Hoş geldin. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yeni boyalarımız var. Yeni bir fırçamız var. Ve sulu boya fırçamız var. Bugün tam bir Windsor günü yapalım ve burada sulu boya fırçamız da Windsor & Newton'un Cotman serisi fırçaları olsun. Bu fırçalar güzel fırçalar. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu arada kanal büyüdüğü zaman şeyi yapacağım ama monetization açıldığında, yani kanalın para kazanması açıldığında, reklam verilebilir 4000 saatlik izlenmeye ulaştığımızda, biz şu anda 5500 saat izlendi fevkalade sohbetler bugüne kadar, ama bunun reklam verilebilir olan hali henüz 3000 saatte. Öyle bir tekme yapım var. Bana uyar Ezgi, neden olmasın? Sen biraz bu işte tecrübelisin, aktar bana. Seve seve. Şimdi
Islattım. Evet, pardon. Evet, sırayla başlayalım. Tabii bu ilk şeyde direkt alıp süreceğim. Biraz ışığı çeviriyorum. Alçıtlar gör daha kolay. Nasıl, iyi mi? Sarıtepe çok açılan bir renk. Bu arada karışımlarını da göstereceğim. Sonra birazcık daha koyu bir sarı yapalım. Bu Lemon Yellow, yani ilk sürdüğüm sarıyı sevmem ben çok. Yalnız Windsor'ın sarıları iyi. Islatalım aşağıya biraz. Biraz böyle kuru üzerine. Bu arada 200 gramlık bir kanson kağıt kullanıyorum. Sulu boya kağıdı. Daha önceki yayınlarda kullandım. Biliyorsunuz. Emin olduğumuz gayet dengeli bir sulu boya kağıdı. Görmüş olduğunuz gibi boyanın açılışı ve dağılışı gayet güzel. Bir büyük sıkıntısı yok. Verdiği değer de gayet uygun. Hafif böyle kuru gibi geldiğinde sonraki ıslatmadaki etkisi de güzel. Dağılımı vesaire gayet iyi. Lütfen bu videodan bir değer elde ediyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Ve yeni kanalın linki Hatch Talks. Açıklama kısmında var veya direkt hatch yazabilirsiniz. Yumurtadan çıkma gibi. Aynı zamanda tarama demek. Çok uzak bir anlam ilişkisinde fevkalade olduğuna dair de bir rivayet var ama onu bilmiyoruz, emin değiliz ondan. Ama Hatch Talks'ta karar kıldık. Sevgili Tuna sağ olsun. Sevgili Tuna bu konuda çok yardımcı oldu. Çok destek verdi. Teşekkür ediyorum kendisine de. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kırmızımızın da durumu bu. Alizarin. Alizarin de değil mi? Attık renklerin isimlerini. Ben renklerin isimlerini çok aklımda tutmuyorum ama evet, görmüş olduğunuz gibi keyifli. Bu arada siz de gidişata göre hani renkler hakkındaki görüşünüzü söyleyebilirsiniz. Bu grupta oldukça iyi bir performans var. Ben beğeniyorum. Windsor'ın zaten bu grupta, yani bu grupta bir sıkıntısı yok. Mavileri çok iyi. Windsor'ı ben genelde kahverengi grubunda beğenmiyorum. Birazdan kahverengiye geldiğimizde konuşacağız. Ama şimdi devam edelim. Çok gerçekten biraz aşağıyı da ıslatalım yalnız. Gerçekten. Ha, bu arada burayı çok ıslatmıyorum çünkü tam ıslak üzerine ıslak uygulamasını yapacağım. Onu söyleyeyim. Ultramarin çok kuvvetli bir ultramarin. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir ultramarin. Hiç üzmez. Şu an biraz parlıyor ama merak etmeyin, kuruduğu zaman daha iyi olacak. Evet, ve bir diğer Plateau Blue olarak. Biraz çiyan yerine koydukları bir mavi bu. Yani daha açık bir mavi olabilsin diye koydukları bir mavi. Çiyan Blue yerine Windsor setlerinde var. İyi oluyor bence. Yani ben bunu beğeniyorum. Çiyan Blue yerine Plateau daha iyi. Ultramarinle beraber karıştıklarında daha güzel bir mavi seçeneği veriyorlar. Burada bir yeşilimiz var. Mor yok farkındaysanız. Morun olmaması normal çünkü karışım olarak elde edilecek. Ama benim size önerim bir tane tek mor alıp beyazla değiştirin. Yani güzel bir viyole alın. Sevdiğiniz kırmızıya yakın armoni seviyorsanız daha pembeye yaklaşan bir viyole, mavi grubunu seviyorsanız daha
maviye yakın bir viyole alın, bir mor elde edin ve beyazın yerine palete koyun. Tavsiye ederim. Bu arada bu videoyu Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da paylaşalım. Lütfen çok mutlu olurum. Ve diğer yeşile geldik. Bu yeşil başlangıçta biraz zayıf bir yeşilmiş gibi bir etki oluyor ilk kullanımında. Ben de diğer setten öyle bir izlenimle ayrıldıydım. Ama öyle değil. Yani güzel bir şey veriyor. Bir tek bu paletteki bence sıkıntı diğer yeşil çok turkuaza yakın bir yeşil ve bu da çok açık bir yeşil. Yani böyle çok doğa resmi yapmayı sevenler için bir koyu yeşil, yani gene beyaz yerine alınabilir veya daha çok karıştırmak lazım. Tabii karıştırmak lazım. Yani ben sulu boyada karıştırma açısından avantajlısını severim. Sadece yeşilde bir parça daha zeytin yeşili, oliv yeşil seviyorum. Paletlerde bu kadar açık bir sap green yerine bir oliv olduğu zaman bence daha iyi sonuç geliyor. Ama bu tamamen benim kişisel fikrim. Okur burada var. Windsor'ın okuru gayet iyi. Orada hiçbir problemi yok. Dört dörtlük bir boya. Tertemiz sonuç veriyor. Peacock Green'e benzediği söylenmiş. İlk yeşile bakın. İlk yeşil daha çok turkuazımsı. Yani turkuaz aslında olmalı. Yani mavisi, bakın aslında işte mavisi kuvvetli diyorum ya. Şimdi mavi seçeneği bu yeşille beraber mavi de çok ciddi bir, bu da tam bir kırmızı değil. Yani mavi grubunda müthiş bir destek. Mavi temelli resim yapmayı sevenler için bence çok doğru bir palet ve marka seçimi. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şurayı biraz ıslatalım yalnız. Ve kahverengimizi koyalım. Gerçekten çok gene güzel bir kahverengi veriyor. Bu kahverengi kırmızıyla bir, yani çok dengeli bir palet. Onu çok rahatlıkla söylemek lazım. Gerçekten yani mesela ben Van Gogh'un paletini beğenmiyorum. Piyasada en ucuza bulacağınız en iyi boyalardan biri. Ben onu o kadar beğenmiyorum. Van Gogh güzel malzemeyle resim yapmak isteyen amatör için iyi bir boya. Yani alayım süreyim, alayım süreyim, alayım süreyim. Ama sulu boyanın girdabına kapılmış, sulu boyanın imkanlarıyla oynamayı seven, renk karıştırmaktan hoşlanan, farklı renk ve geçişlerin peşine düşen sulu boyacılar için Van Gogh iyi bir seçim kesinlikle değil. Windsor burada çok dengeli bir seçki sunuyor. Beyaza sürmüyorum beyaz kağıt üzerine. Beyaz zaten Chinese White. Daha çok bir parça grileştirip böyle değeri değiştiriyor. Bu arada hemen şunu da söyleyelim. Çok İngilizler ve İngiliz boyalarından bahsettiğim için çok önemli bir İngiliz sulu boyacı olan William Turner'ı tam bahsetmeden olmaz. Turner gerçekten çok önemli bir sulu boya ressamı ve önemli. Bir de Fransız ressam Paul Cézanne'ın sulu boyaları, ki Fransızca akvarel diye geçer. Bende de çok güzel bir kitap var. Sulu boya konusunda bakabileceğiniz en iyi iki örnek olarak, yani Dürer, Turner, Cézanne. Bu üç isme bakmanızı öneriyorum. Çünkü bir sanat eserinin tadılması onun kavranmasıyla doğru orantılı. Belirtin Cömert'in dediği gibi. Ezgi diyor ki Creta Color kullandığım hiç, ben onu kullanıyorum. Ondan çok memnunum. Çok fazla konuşulduğunu duymadım. Creta Color Faber değil mi? Ama akvarel, kalem olarak. Kalem olanı kastediyorsun değil mi Ezgi? Ezgi, kullandım Creta Color'ı. Çok başarılı. Çok iyi segment. Mesela kalemde, yani eğer Dürer, yani akvarel kalemde, özellikle bu tip kalemde Creta Color bir numaralı önermem.
Ama Creator Color'ın sulu boya seti varsa böyle taş, onu hiç kullanmadım. Şimdi biraz da sulu boya etkisi açısından aşağıyı ıslatarak bir şey yapalım ve burayı bol bol ıslatalım. Ve gerçek anlamda bir ıslak alana alandaki yok sulu boya. Creator Color'ın sulu boyasını kullanmadım. Hayır, test etmedim onu. Çok sulu boya kullandım ama yani akvarelini kullandım, kalem olanını. Ama taş sulu boyasını kullanmadım. Gördüğünüz gibi ıslak üzerine yaparkenki dağılım son derece başarılı. Şöyle bir parça yukarı çekeyim, yazının oraya geldi. Şimdi burada kağıt üzerinde bir karışım yarattık. Ama şeyi de verelim. Kenardaki karışımı da verelim. Ben şey diyorum öğrencilere, yani böyle bilmeyen bir şekilde dalıp da karıştırmayın. Mutlaka boyayı başka bir şey elde edin diyorum. Biraz böyle koyu elde etmek istediğiniz zaman fıttığını içine katacaksınız ve karışacak. Gerçekten güzel bir tarafı var. Biraz şöyle aşağıda olacağı için koyu olacağından şey yapalım. Sarıyı dağıtalım. Şurada kenarda kırmızımızı çoğaltalım. Bir soru gelmiş. Şurası kurumadan yapıyorum ve soruya cevap vereceğim. Toplanmayı da organize edelim. Şimdi bu kurusun. Buna tekrar bakacağız. Bu arada Björk Note diyor ki palette beyaz yerine siyah olsa daha iyi olurdu sanki. Hayır, olmazdı. Daha da kötü olurdu. Onu söyleyeyim. Siyaha ihtiyacınız yok. Grileştirmek için bakın, bir şeyi grileştirmek istiyorsanız hemen göstereyim. Diyeyim ki bir griye ihtiyacınız var. Elinizde zaten bir ara renk ve onun ara rengi var. Dolayısıyla rahatlıkla karıştırıp bir değer elde edebilirsiniz ve oradan istediğiniz koyulaşmayı yönetebilirsiniz. Eğer böyle gölge için siyahtan bahsediyor isek, gölge için siyah ihtiyacınız yok. Artı çini mürekkebi varken, yani lavi tekniğinin bütün detaylarına sahipken siyaha ihtiyacınız yok. Siyah işleri bozar, onu söyleyeyim. Siyah ve beyaz renk değildir çünkü. Siyah tüm renklerin kimyasal karışımıdır. Beyaz da fiziksel karışımıdır. Tam aksine ihtiyacınız yok siyahla beyaza. Çok portre yapıyorsanız beyaz lazım. Yani ten rengine ulaşabilmek için Chinese White gerekli ama onun haricinde çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hocam, Van Gogh sulu boya bana daha çok parlak geliyor ve bu yönde rahatsız etmişti. Windsor ise eskitme gibi duruyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Eskitme gibi mi? Ama bana hiç öyle gelmiyor. Ama kuruduğu zaman böyle bir dokusu var. Onu mu kastediyorsun Mahmuzar? Olabilir. Kuruduğu zamanki dokusu gerçekten çok keyifli. Evet, bu arkadaş burada kurumaya devam etsin. Ben burada hani Björk Note gerçekten siyah ve renkli bir şey yaparken siyah ve beyaz kullanımına ciddi karşı biriyim. Hani biraz böyle şiddetli çıktıysa sorry. Şimdi bu küçük fırçayı deneyelim. Ve daha çizgisel bir
Soluğa etkisinin peşine düşelim. Bu arada aşağıda akvarel kalem var. Daha önce sizin yayınlarımı takip edenler biliyor. Sulandırılabilir kalem. O yüzden şimdi ben burada boyaya girdiğimde böyle bir grileşme olacak. Mesela gene siyaha da bu yüzden ihtiyacınız yok işte. Yani bu tip yan malzemelerle siyahla elde etmeye çalışabileceğiniz birçok şeyi elde edebilirsiniz. Bu sefer rengi direkt koymak yerine koyuluğu baştan koyalım. Ve o başka bir şeye götürsün bizi. Tabi bu küçük fırçayla çok küçük hareketler yapılıyor. Küçük hareket sevenler için iyi. Minimalist arkadaşlar için güzel malzemedir. Böyle şirin eskiz defterlerine çalışırken çok eğlenceli oluyor. Göstereyim bir saniye. Nerede eskiz defteri? Şöyle defterlere çalışırken. Böyle bakın. Hani göstereyim bir kalp. Fırçayı da gösterelim. Tam test ediyorsun. Böyle minicik böyle bir deftere eskiz yaparken küçük küçük Merhaba insan, nasılsın? Hani böyle bir şey çalışırken bu fırça. Evet. Rakıdaki balık programlarımızın sıkı periskop takipçisi oldu. Hoş geldin. Ne güzel söylediniz. Siyah tüm renklerin kimyasal, beyaz fiziksel arkadaşım. Evet, yani yıllardır renk derslerinde bunları anlatmaya çalışıyorum. Bu arada yayına sonradan katılanlar için artık hani rakıdaki balığı fish in the rakıyı görünce Edge Talks Fevkalade Sohbetlerin İngilizce kanalı. Oraya da bir abone olursak link de aşağıda ama Hedgehogs diye aradığınızda çıkıyor. Zaten aynı fotoğraf, sadece siyah yerine sarı fon var. Daha bir tek About videosu yayınlandı. İngilizce katliamı gerçekleştirdim. Toplayacağız zaman içerisinde. Paslanmışım konuşmaya. Gerçekten çok ilginç bir deneyim oldu. Oo, ne oldu? Abo, bir dakika, coştuk. Şimdi tatlı kazaları kucakla. Bu fazla. Ne yapıyoruz? Hemen peçeteyle dağıtıyoruz. Ama bunu forma göre yapmak lazım. Form çok önemli. Formu atlamadan yapmak gerekiyor. Oh, küçük adamı uyandırdık galiba. Evet. Tekrar devam edelim. Bu arada sulu boya konusunda daha detaylı bir video isteyen dostlar için kanalımızda sulu boya uygulama örnekleri ve anlatım adlı bir videomuz var. 25 dakikalık. Bu pandemi döneminde öğrenciler için hazırladığım bir mini ders videosuydu. Yılın ilk zamanları. Geçen yıl pandeminin başında hazırladıydık. Sonra bir süre sonra genel kullanım için yayını aldım. Dolayısıyla hani sulu boya yapımı, kullanımı, farklı mesafelerdeki karşılaşmaları vesaire için kullanılabilir. Bu küçük fırça tabii gördüğünüz gibi daha çok vakit alarak bir desen yapılmasına sebep oluyor. Orada bir şeyler böyle fazla olduğunda sulu boyayla peçeteyle dağıtmalar yapabilirsiniz. Ben buradaki kahve rengi şimdi biraz pata dağıtabilirsiniz de. İyi olabilir.
Böyle kurutacağız derken fazla şey kullandık. Bu arada iki yorum geldi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dijital çiziyor muyum? Finos. Finos değil mi? Doğru okudum. Dijital çiziyorum. Ama anlatacak kadar iyi çizmiyorum. Bir gün dijital üzerine video yapacağım. Hatta bu videoyu yapabilmek için çalışıyorum. iPad'im ve kalemim de var. Ama iyi değilim. İtiraf edeyim, iyi değilim. Aslında bunu dijitali güzel yapmam bir arkadaşla beraber de yapmak istiyorum. Mesela bir fırsat olursa tabii biraz da pandeminin değerleri şey yapmasıyla bağlı. Hani çok iyi çizdiğini bildiğim bir öğrencilerim ve arkadaşlarım var. Hani onlardan bir tanesiyle beraber konuşarak yapmak daha iyi geliyor. Çünkü layer mantığı çok böyle hani o sıradaki layer mantığı bana böyle nasıl söyleyeyim? Eski kafa kaldığım bir tarafı var. Çok seviyorum. Kendim de yapıyorum, deniyorum ama hakimiyetten emin değilim, ustalıktan emin değilim. Başka bir parça düşünce olarak da yani forma, biçime yaklaşış açısından bir küçük bir farklılığı var. Nedir o farklılık derseniz boyut farklılığı. Ben dijitalde çizdiğimde oranı zihnimde doğru canlandıramadığımı düşünüyorum. O yüzden de şimdilik onunla ilgili bir yayın yapmadım açıkçası. Bir gün yapmayı çok istiyorum. Ya da iyi çizen bir dijitalci arkadaşla beraber bir yayın yapmak istiyorum. Ama biraz da bir teknik meseleler. Patreon sponsorlarımız artarsa yapmayı çok istediğim şeylerden biri. Yani mikrofon ve kamera desteklerinin sayısı arttığında yapmayı planladığımız işlerden biri açıkçası. Evet, bu tabii diğer örnek yani altta deseni olan ve daha karışımlı olan daha tipik bir sulu boya örneği oldu şüphesiz. Ben mümkün olduğu kadar farklı karışımları da bir arada göstermek istedim. Oldukça da güzel bir etki çıktı. Ya yani bu tip bir sulu boya etkisinin peşindeyseniz ortadaki gibi kesinlikle doğru malzeme. Çok başarılı bir sonuç verdi gerçekten. Şimdi bir parça şunun da arkasına ama müdahale edelim. Ben bunu böyle bırakmayacağım. Yani tekniğin temel davranışlarından biri çünkü sonradan gerekli müdahaleleri hızlıca yapabilmektir. Yani çok ıslatıp boyayı varın lönk diye çökertip lönk diye hakikaten öyle lönk çökertiyorsun ya yani. Bir anlamda yaptığın şey bu. Yani, tabir biraz argo gelebilir ama bana hep böyle lönk, kendini bırakıyormuş gibi gelir. O yüzden lönk dedim. Biraz daha kırmızısını arttıralım. Kan bunlar, kan portakal falan diye de pazarcı moduna girelim. İyi değilim Atlas. Buraya da bir parça diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi geliyor. Çok teşekkür ederim. Merhaba Gözde. Çok sağ ol. Çok teşekkür eder. Seni görmek ne kadar güzel. Evet, görmüş olduğunuz gibi buraya kadar şey yaptık. Şimdi burada akorelle olan karışım var. Yani aşağıya bir desen kalemi ya da bir sulandırılmış bir kalem vasıtasıyla yaparsak ne olur? Burayı tabana yazdım. Ne kullanıyoruz? Hemen okuyayım izninizle. Derwent Sketching Medium Wash 4B var altta ve Faber-Castell'in Albrecht Dürer serisi akuarelleri ki bence en iyi akuareller onlar. 8200 143 ve 8200 154 numaralı akuarelleri kullandık. 143 ve 154 numaralı ikili var.
Cobalt Blue ve Cobalt Turquoise. Ve altında da sulandırılabilir kalem var. Şimdi bu grubu, bu arkadaşları bir monokrom çalışma örneğinde kullanacağız. Az önce Ezgi şey dedi, palette su ne güzel toplanıyor, dağılmıyor. Bir de yukarıda bir soru sormuştum. Soruyu kaçırmışım. Konuyla belki alakası yok ama ideal ten renginde açık ten rengi hangi renk karışımını kullanmak lazım? Bilmiyorum desem. Yani resmin desenin nasıl oluşturulduğuyla o kadar ilgili ki. Yani böyle şeyler dağıtıyor, anlatıyorlar işte. Şöyle karıştırmalı böyle. Ben ona katılmıyorum. Yani nasıl boya yaptığınızla o kadar ilgili ki ten rengi. Hani veya nasıl bir ten yapıyorsunuz? Yani hastalıklı bir ten yaptığında aşağıya koyacağın yeşil mavi oranıyla pembe ve kırmızı etkisi ile şey aynı değil ki, devamı aynı değil ki. Çok sulu yapmayı seven, dağıtmayı seven biriyle boyayı çok kompakt yan yana getirerek kullanmayı seven biri, onlar farklı bulacaklardır. Yani şunu yaparsanız elde edersiniz demek doğru değil. Yani en basitinden ışık, bir de tabii burada ışık etkisi var. Mesela şu anda benim tenime bakın. Bir de şimdi bakalım. Yani nasıl bir ışığa göre yapıyoruz ki? Bunlar hep karar konular. O yüzden hani öyle olmalı, şöyle olmalı diyemiyorum. Açık söyleyeyim. Fikir, acaba yayın sırasında sen böyle boyarken arkada hafif bir müzik mi olsa? Bir an güzel güzel boyama daha hoş olur gibi düşündüm ama teknik olarak sıkıntı olur mu bilemedim. Teknik olarak değil de gözde, telif olarak bir sıkıntı olacak kesin. Yani yayın sırasında sürekli loop etmek lazım. Dönmesi gerekir. O tip bir şey de çok telif meselesi var. Telif cezası yemek istemiyorum. YouTube bu neye evet neye hayır dediği karışık. Muşi'nin simyager dükkanı. Mümkün güzelliğine gel. Muşi'nin simyager dükkanı. Pekala. Yerdiğinizle ilgili içeriklerinizi çok beğeniyorum hocam. Unutulmuş diğerlerde sever misiniz? Unutulmuş diğerler bir başka kitap serisi mi? Hayır bilmiyorum, okumadım. Önerirseniz yazarını yazın. Yerdiğiniz içeriklerini seven birini duymak şahane. Uzun zamandır yapmadım. Tekrar yapsam mı diyorum. Karıştırma olayına dediklerine katılıyorum dedi Gözde. Ayşe Hoca palet atmış. Teşekkür ederim. Ya bu telif meselesi çok fena. Şimdi ıslatacağız. Tabii unutmayın ki şu anda bu maviyi düz sürmüyorum. Yani şuradaki gibi bir etki yok. Çünkü aşağıda turkuaz ve kobalt blue karışımı zaten bir durum var. Yani aşağıda bir boya var zaten. Ben hiçbir şey sürmesem de o boya bir etki yapacak. Hatta biraz bunu böyle kırmızımsı bir değer de katalım ve burada karışmasına izin verelim. Açıkçası böyle bir likör şişesi, iksir şişesi gibi. Severus Snape'in rafında iki iksir gibi düşündüydüm yayından önce ama şimdi bilmiyorum ne olduklarını. Sadece armoniye takılarak, rengin ilişkisini düşünerek yapacağım. Veya şifacı ustanın odasındaki şifa iksirleri de olabilir. Hangisini isterseniz o olsun. Bu videoyu beğenir, yorum yapar, paylaşırsanız çok sevinirim. YouTube algoritması böyle şeyleri çok seviyor dostlar. Yani sizin mesela bu yayın sırasında chatte yorum yapmanız, o beğen tuşuna basmanız, zili aktive etmeniz, paylaşa basarak Facebook veya Twitter'a atmanız o kadar önemli ki kanalı başka insanların da bulmasını sağlıyor. Yani YouTube şöyle çalışıyor. Aa bu bunu beğendi, o zaman ben de bunu başkasına önereyim. İşte ne bileyim, videoyu çok beğendiniz, çok aktif oldunuz. Yayından sonra gelip bir alta yorum bırakırsanız veya kanalda sevdiğiniz videoların altına mutlaka bir yorum bırakırsanız çok çok kıymetli olur. Bunlar hep fevkalade, sadece kanalı büyüten değil aslında biraz kanalı da koruyan şeyler. Böyle
birileri bir içerikten dolayı beğenmeyip, gerçi bizim kanalımızda pek yok ama işte deli her yerde oluyor. İçerikten dolayı bir şey beğenmeyip şikayet ettiğinde bu tip yorumlara sahip olmuş olması kanalın buranın bir koruyan bir tarafı var. Efendim Karamel'cim, Karamel'i duymaktasınız. Yayını alayım mı Karamel'i? Pop 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 pop. Buyurun bakın, miyavlarını duymuş olmakta olduğunuz kişi Karamel. O ben ders anlatırken, video çekerken beni rahatsız etmeye bayılır ama kameraya gelmeye bayılmaz diyor. Bu arada Salvatore Homeland kitabıyla başlayabilirsiniz. Serinin yazarı Le Guin Ustada her serisinde bol bol över ve birçok şey ona borçlu olduğunu söylüyor. Aa öyle mi? Bu arada ben bu adamı duydum ve merak ediyordum. Homeland'le mi başlayacağım? Başlıyorum. Bulursam. Değil mi Gözde'cim ya? Sorma. Evet. Tuna diyor ki, ten rengi çok ayrı bir konu. Velázquez neredeyse beyaza kahve rengi yakan bir renk kullanabiliyorken modern bir örnek The Simpsons benziyorsa hangi ışıkta ne kadar mükemmelliğe tarif. Evet. Köpüş ne durumda? Lady'yi mi kastediyorsun Ezgi? Aa, Lady'yi kaybettik biz. 2 sene oluyor. 2 sene oluyor. 2018'de kaybettik Lady'yi biz. Lady artık yok. Salyalı arkadaşım artık yok. Böyle. Evet. Bu var. Buna kaldım. Lady olsa yayında benimle beraber olurdu. Ne yapacaksın be Ezgi? 10 yaşına geldi artık. Yani 10 yaş bir köpek için. Boxer'lar için gene ideal. Yani tam ömründe. Yani Lady burada olsa Lady ile yayın yapardık. Bu tipsiz gibi o değil ki. O benimle beraber burada dururdu. Tipsizsin. Evet. Ben sana başından beri söylüyorum. Bu yayınlarda benimle beraber dur. Fevkalade sohbetler büyüsün. Ya babana destek ver ya mamanın hakkını çıkar Karamel. İkisinden biri. Kedi videosu seven insanlar var. Bu algoritmada kedi görünce insanlara öneriyor. Dursan ne olur sanki? Değil mi dostlar? Matmazel. Çocuk kitabı yazmak gibi bir hayalim var ve resimlerini de yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım sizce? Yüksek lisansımı animasyon üzerine yapmam yardımcı olabilir mi? Evet tabii olabilir. Yani grafik üzerine yapmanız olabilir. Eskişehir'deki baskı üzerine yapmanız olabilir. Animasyon iyi bir fikir olabilir gerçekten. Çizmeyi öğrenmeniz lazım. Çizimle durumunuzun iyi olması gerekiyor. Gerçi siz sulu boya resmi kullanıyorsunuz profil fotoğrafınızda. Yani dolayısıyla bununla ilgili bir geçmişiniz var. Ama şey söyleyeyim. Yani çocuk kitabı yapmak için illüstrasyon nedir? Konsept tasarım nedir? Yani bunun bir üniversitesinde okumaktan çok temel şeylere bakmak, çok çocuk kitabı incelemek ve iyi çocuk kitaplarına bakmak lazım. Şimdi aklımda değil ama çok üstad çocuk kitabı çizerleri var. Yani çok önemli, bayağı ödüllü. Bu adamları bilip onlara bakmak lazım. Bence onu üniversitede öğretilemiyor. O başka bir illüstrasyon becerisi, yetisi. O biraz kişisel gelişim. Ezgi demiş ki, of ya Karamel'in ilk geldiği zamanı hatırlıyorum sana. Lady de vardı. Ben bayağıdır bakmışım özel sayfanıza. Çok mutlu yaşattığınız zaman Lady. Teşekkürler, sağ olun. Anneler vardı çoğu zaman. Biz orada geziyorduk. Çok sevdik onu. Ya, çok güzel hayvandır. Neyse ağlatacaksın beni yayında şimdi. Benimle iletişime benimle iletişim kurulurken herhangi bir ortamı söyleyebilirim. Instagram insanlar için en kolayı Instagram oluyor. Yani YouTube adresimiz burada. Instagram adresimiz ve Twitter adresimiz de böyle. @fevkaladesohbetler ve Twitter @fevkaladesohbetler. Yani Instagram en kolayı. Herkes oradan ulaşılıyor. Bir web sayfam da var. Ama web sayfası uzun zamandır güncel değil. Burayla ilgili pek ilgilenemedik açıkçası. Yani Instagram uygundur. Veya Patreon. Patreon'dan da ulaşabilirsiniz. Bu arada şimdi süper bir şey fark ettim. Drink.
Evet, yukarıda patreon.com/sohbetler orayı da kullanabilir, orayı da bakabilirsiniz. Hepsi olur. Instagram, yani ama herkese Instagram kolay geliyor. Instagram olabilir. Ben şu anda bir çocuk kulübü yapıyoruz arkadaşımla. Yazan o, çizen ben değilim ama kolay bir süreç oldu. Ben çocuk kitabı yazan ve yayınlamış bir arkadaşımla bir illüstrasyon, hani bana teklif etti yapar mısın diye denedim. Çok zor oldu. Beceremedim yani. Yani graphic novel, yes. Yazan çizen ben. Gözde şu cümleyi bir daha konuşsana, gerçekten karıştı. Shantown bakacağım. Bakacağım. Yaşasın chat, şahanesin bugün. Böyle aktif olduğunda sana bayılıyorum chat. Ezgi, özel sayfama bakmaman normal çünkü Instagram'daki özel sayfamı çok da kullanmıyorum artık. Yani FK'de sohbetler 2 yıla yaklaşıyor ve FK'de sohbetler gerçek içeriğim. Öbür tarafı çok şey yapmıyorum. Arada karamel tipsizini paylaşmak dışında çok bir şeyim yok. Ve burada da yazan arkadaşım, çizen ben ve süreç sorumu güzel. Yes. Thank you. Evet. Bu arada bu net cümle kuramayan arkadaş aslında yayınlarda süperdir. Salı günleri et yalın sanatta birlikte çok güzel sinema sohbetleri yapıyoruz. Ve bu hafta da Jeff Rush'ın oynadığı bir filmi yapacağız. Bir sanat koleksiyoncusu üzerine bir film konuşacağız. Salı günleri et yalın sanatta. Ayrıca yalın sinema adında bir Instagram hesabı var. Lütfen takip ediniz. Gerçekten çok keyifli. Evet. Bu arada biraz ışığı şöyle yapalım mı? Yüksek ışıkta nasıl gözüküyor? Bakın. Farklı ışıklardaki etkisini böyle göstermiş oldum. Mushi'nin simyager dükkanı. Hocam, Alan Moore'un çizgi romanı ile söylediklerinizi duydunuz mu? Sizce özetle özellikle alt sınıf ve çocuklar için mi kalmalıydı? Bu tartışmayı bilmiyorum. Böyle bir şey mi söylemiş? Alt sınıf ve çocuklar için mi kalması gerektiğini söylemiş. Neye dayanarak? Bunu hangi bağlamda söylediğini öğrenmek isterim açıkçası. Ona göre konuşmak lazım. Çünkü bazen bir şey bağlamından ya da söylenme şekli veya yerinden çıkardığınızda olay çok değişebiliyor. Yani bir örnek vereyim. Ben işte AFI'yi çok takip ederim YouTube'da, American Film Institute. Orada Jane Fonda üzerine bir anı konuşmasında, işte Jane Fonda'nın karşısında Meryl Streep'in bir konuşması var. Çok güzel, çok beğendiğim bir konuşmadır. Bugün AFI onun yeni bir versiyonu yayınlamış. Konuşmanın en önemli bloğunu keserek. Öyle olunca sanki herkesin içinde laf çakıyormuş gibi oluyor. Yani o yüzden hani hangi bağlamda, nerede, niçin söylemiş olduğuna bakmak lazım. Ben çizgi romanın çocuklar için kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama çocuklara yönelik bir şey yapmaktan vazgeçmiş olmamızın getirdiği hasar başka. Hani ne söylendiğini bilmeden bunu söyleyebilirim. Hocam, şu an öyküm üzerine çalışıyorum. Bir yandan çizim konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Daha çok fırın ekmek yemek gerektiğini diyorum. Tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada özel ders veriyorum. Eğer hani öyle bir desteğe ihtiyaç varsa, hani kendine çıkarım yaptığı gibi oldu ama Patreon şu yukarıda yazıyor ya, patreon.com fevkalade sohbetler. Çizim dersleri, illüstrasyon dersleri, bu bağlamda bir şey nasıl geliştireceğiniz üzerine, konsept ve yaratıcılık üzerine beraber çalışabiliriz. Patreon'dan iletişime geçebilirsiniz. Evet. Bugün bu Şirin kullanmadan önce nasıl gözüküyordu bakalım. Tring. Böyle gözüküyordu. Kutuyu açtık efendim. Ve denedik. Renkleri denedik. Islak üzerine ıslak yaptık. Kuruyken dağıttık ve akvarelle yapılmış bir şeyle karıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi çok iyi etki veriyor. Güzel bir boya. Vincent and Newton'un Cotton serisi boyalarını internette çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Fiyatını bilmiyorum. Yani fiyatı çok değişken. Bu döviz kurunda fiyatı üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Zaten bu paralı yayın değil. Ama bu malzemeye vereceğiniz para ya değer. Yani Güven Sanat gibi yani çok da böyle bilindik yerlerden alırsanız ya da ismi aklıma gelmiyor. Bir tane yer söyleyip bırakamam, olmaz. Çok yer var. Aklıma gelmedi. Colorbox gibi,
işte efendim söyleyeyim çeşitli yerler oralardan profesyonel resim malzemesi satan iyi kırtasiyelerden temin ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. Hepsi burada da falan da var. Yani onu da söyleyeyim. İyi bir malzeme. Bu videonun çekildiği tarihler itibariyle promosyonda 90 liraya kadar düşüyordu galiba ve 90-130 arası son 2 aydır TL arası geçiyor. Verdiğiniz fiyata değeceğini düşünüyorum. Ama bunun yerine Traveler Pack denilen bir paket var. Onu almanızı tavsiye ederim. Ama Cotman serisi boyaların tümünden memnun kalırsınız. Art sanatsal var. Evet. Kesinlikle doğru. Bu sulu boya ne kadar minnoş? Benim sulu boyam kocaman, taşırken sinirim. Bu çok hoşuma. Evet, minnoş bir sulu boya gerçekten. Yani pratik ve keyifli. Ama seyyar sulu boyacılar için denen o bir tane yeri yazmışsın. Hamle Kırtasiye İstanbul'da. Hani oralar olabilir. Hamlenin karşısındaki herkesin gittiği yeri söylemem. Anka galiba. Evet. Art Sanatsal'ın çok enteresan başka markaları da var. Hani ama neyse bu yayın içinde YouTube sonra beni benlemesin. Dolayısıyla var işte yerler. Cotman serisi bu boyalar gayet rahatlıkla alınabilir. Biliyorsunuz ben yayınlarda bunun tüplerini de kullanıyorum. Hani tüpleri de bu. Tüpleri de oldukça iyi. Güzel sonuç alabileceğiniz, profesyonel iş yapıp gösterebileceğiniz son derece yerinde malzemelerdir. Şimdi bu yayınları Patreon sponsorluğunda gerçekleştirdik. Yukarıda da var. Patreon neymiş? Hem kanala sponsor olmak hem özel ders almak isteyenler için bir 28 saniye. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi bugün bunları yaptık. Herkese çok teşekkür ediyorum ve bu yayın Patreon sponsorluğunda gerçekleşiyor. Burada adına kalem, fırça, mikrofon seçeneği dediğim seçeneklerden ki kamerada eklendi. Destek olabilirsiniz. Resim siparişinde bulunabilirsiniz. Patreon.com'dan online özel ders siparişin konuşması yapabiliriz. Ödemeyi kredi kartıyla yapabiliyorsunuz. Güzel bir sistemi var. Ama sponsorlarımıza teşekkür ederek bitirelim. Sezin Ergüney, Sevinç Dalyan, Deniz Sivrikaya, Gözde Erarmeniz'den, Nilüfer Adam, Hülyem Düzenli, Emel Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Adıru, Öykü Yücetürk ve Tamer Poyraz Demirak, Muzaffer Adam, Atın Taşkın Mavişe çok teşekkürlerimle. Çok sağ olun. Bu yayını YouTube'da Fevkalade Sohbetler adresinde, Facebook'ta Canberk Koç ile Fevkalade Sohbetler'de gerçekleştirdik. Twitter ve Periscope'da eş zamanlı olarak yayınlandı. Sponsorlarımızın desteği sayesinde yapılıyor bu. Fevkalade Sohbetler genel adresim. Bu videodan bir değer elde ettiyseniz beğenip zil tuşuna basıp abone olup Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, WhatsApp'ta, mailde, LinkedIn'de paylaşalım. Daha çok insanın duymasını sağlayalım lütfen. Ben kimin burada kullandığı malzemeler ne ve diğer birçok benimle ilgili bilgi açıklama kısmına ekledim. Dediğim gibi yeni markamız var. İngilizce kanalımız Hatch Talks. Bunun da linki açıklama kısmında bulunmakta. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Gözde. Başında sulu boyayla ilgili genel bilgiler de verdik. Sonra istersen bakabilirsin. Oynatma listelerinde duruyor. Çizim videoları ve sulu boya videoları adındaki oynatma listelerimizde duruyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Bir yayının da sonuna daha geldik. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Salı günü Gözde ile Yalın Sanat'ta sinema ve resim üzerine konuşuyoruz. Çarşamba günü burada Fevkalade Sohbetler'de 22'de görüşüyoruz dostlar. Uzun yaşayın ve parlayın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.